Biz Aydın Bey'i bulduk. Şimdi karşınızda olacak Aydın Bey. Tam 2 yıl sonra Aydın Bey'i görün bakalım bize neler anlatacak. Aydın Bey. Buyur ablacığım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Esra Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Fatma Hanım, değişmiş mi Aydın Bey? Zayıflamış biraz. Buyurun, söylemek istediklerinizi söyleyin Aydın Bey'e. Fatma Şimdi, Hanım. Şimdi Esra Hanım, ben en başta bunu söyleyeyim. Şimdi Allah kimseye o hastalığı vermesin. Tamam mı ablacığım? Tabii. Allah düşmanıma bile vermesin. O hastalık iyi bir hastalık değil. Bu hastalıktan dolayı da diyor ya, beni bırakmış öyle bir hastalıkla dolayı da, hastalık zaten yokken biz bunları, bitişmemezlik başladı, şiddet başladı, Esra Hanım, o beni bayağı görüyor, sorunlar. Görüyor tabii, cevap verin, siz de söyleyeceklerinizi söyleyin. Ben bir söyleyeyim ablacığım, ondan tamam. Sonra cevap versin. Şimdi bunları, şimdi burada kalkıyor bak, diyor ki Aydın bir bayanlanmış, bayan ismi kullanıyor orada. O bayan benim annemdir, benim bacımdır. O bayan benim üst komşumdu. Onun kocasından bayağı sorunları vardı. Şimdi siz olarak bir bayana bir erkek vurduğu zaman siz o adamın yanında durur musunuz o bayanı döverse? Durmazsınız. Korumak için. Ben şunu soracağım. Siz Yasemin Hanım'la, ben bir size sorayım. Yasemin Hanım'la eşinizi aldattınız mı? Fatma Hanım'ı. Hayır. Hayır efendim. Bak şimdi ben abla, ben şimdi anlatayım sana hepsini. Bak geleceğim, oraya da geleceğim. Düğün yaptın. Ya düğün yaptım, doğrudur. Bak bana, anlatacağım şimdi, geleceğim bana, oraya. Bir de sen bana dedin ki Fatoş, düğünde pişman oldum Fatoş, döneceğim sana dedin. Ben de sana ne dedim Aydın, ben seni affettim, gel dedim. Sen geleceğim Esra dedim. Esra Hanım bir 2 dakika bir durun. Öyle ben bir anlatayım mi? Ondan tamam. Sonra anlatırım. En son Yasemin Hanım'la ilişkinizi ve o sırada Fatma Hanım'la ilişkinizi anlatır mısınız? Ha, anlatacağım işte, bir beklese anlatacağım da bir dursa. Şimdi ablacığım bak, ben bununla ilk tanıştığım zaman bir arkadaşımın yanında, arkadaşımın arkadaşından geldiler yanıma benim galeride, biz öyle bir tanıştık, gittik evine oturduk, çay içtik, öyle bir tanışmamız oldu, tamam mı ablacığım? Kiminle tanışmanızdan bahsediyorsun? Benimle. Siz Fatma Hanım'la tanışmanıza geçmeyin. Siz evet. Fatma Hanım'la birlikteyken Yasemin Hanım'la nasıl birlikte olduğunuzu anlatın bana. Çok o kadar eskiye gitmeyin. Ben ondan zaten ayrılmıştım. Boşanmışım, bitmiş. Ben buraya kendi çıktı geldi yanıma. Ben zaten onu getirmedim buraya. Kendisi geldi dedi, hastayım. Ben yine dedim Allah için gelsin bakayım edeyim. Siz ben Bursa'da birlikte yaşamıyor yemişim. Muydunuz Bursa'da? Bir dakika. Ablacığım. Bir dakika. Yaşadık burada bir da. Bir dakika. Yine aynı Mersin'deki hareketleri burada da oldu. Bir dakika. Karakolluk oldum. Komşu yukarıdan geldi aşağı komşuya. Bir dakika, bir dakika, üstteki komşu halı çırptı, tamam mı? Bir dakika, ben gittim ziline bastım, dedim ki çamaşırlarım var, niye çırpıyorsun? Onun kocası bana vurdu, sen dedin ki ben ona bu intikamı bırakmayacağım, dedin mi demedin mi? Adam bana küfür ya etti, adam senden, beni dövdü. Ya sen, konumuz ya bu sen değil beni, ki ya arkadaşlar, bana, konu bu bana değil. Hayır, iki diyor kere, ki, iki, komşularla iki, üç kavga sefer beni diyor. Bıçakladın beni, bak, beni. Bak, sen 2-3 sefer beni bıçakladın, ben gitmedim ne? Karakola. Bak burada, burada elimin izi, bak bayan burada yalan, görsün ha. Yalan. Ablacığım bakar mısın? Yalan, bak, yalan, burada, burada. Yalan, yalan, bak, yalan. Bak, burada, ne zaman burada, oldu burada, bu Aydın Bey? Sen, yalan. Sen yağı kızdırdın da, yağı kızdırdın, yağı kaynatıp getirip. Beni, seni sen beni, Allah bak, beni, bak, ben. Ben senin 5 kuruşla paranı yememişim. Esra Hanım, senin Sultan bir sefer psikolojim bozuk. Zilini bahsiz cevap verin şu anda. Ben sana bak, ne zaman yağ sen, döktüm? Allah'tan arkadaşım, kork. Kaynatmadın mı? Yağı getirmedin mi? Böyle şeyden cezbenen Esra getirdim. Hanım, ben Esra fırladım. Allah seni öldüreceğim seni dedim. Ben gibi seni geberteceğim, geberteceğim. Bıçakla iki Ay, yerinden yalan, bıçak yalan, vurmadın mı bana? Savunuyor. Yalan, bıçağı yalan, batırmadın yalan, mı bana? Yalan, yalansın sen. Çok yalan. Senin, bak sen eğer biraz sen ya beni, hani konuşayım. Yarayı göster, yanığını göster, ağzını arabayı göster. Arabayı diyorsun göster. Bak, sen buradan benim arabamı aldın. Kızgın ya. Arabayı götürdün. Aydın arabanın Bey, kamyonun, Aydın kamyonun Bey. Kamyonun içinde de bıçağı bir vurdun dakika, mu bana Fatma. Vurmadın mı? Aydın Bey. Bir dakika. Aydın Bey, ben şunu bir sorayım. Ay çok sizin yalanıyor. Nerenize kızgın yağ döktü Fatma Hanım? Raporu nerede? Dökecekti. Uyandım, fırladım yataktan. Yani gece uyurken mi dökmeye çalıştı? Gece uyurken ne? Mi? Evet. Tamam ben evet, dökerken sen bana ne söylüyordu yaptın? Seni ben bana sana söylüyordu, dökerken ben seni ne yaptın? Öldüreceğim, sen ne yaptın? Öldüreceğim.
Ben dökerken ne yaptım? Ben yağı kızdırıp senin boğazına döküp seni ya öldüreceğim böyle öldüreceğim diyordum bana. Arabanın kangon içinde bıçağı vuran ben miydim? Sen ben vurmadın mı bana? Arabayı bak, alıp kaçmadın bak, mı? Bak bu iftira. Arabayı götürmedin mi? Montumu, kimliğimi, pasaportumu hepsini götürmedin mi? Araba, ben mi götürdüm? Araba sen benim. Götürdün. Benim. Araba ya benim. Ya araba niye benim senin? Arabanın sadece ben bir saniye. Sana araba benim paramdı. Fatma Hanım bir saniye. Aydın Bey şunu size soracağım. Ay çok Fatma iyi. Hanım size neden şiddet uyguluyordu? Ablacığım eve geliyordum tamam mı ablacığım? Evet. Bak. Evde bir şey no bak orada marketler var hepsine sorabilirsiniz. Ben en iyisini her şeyin en iyisini alıp evime götürdüm. Karşılıksız bırakmazdım. Bundan evlendiğimden beri araba altına koydu abla Diyarbakır, Mardin bilmiyorum nereye gezilen yerler. Aldı kızını eniştesini arabamla gittiler mazotunu benzinini tamam. Her şeyini parasını cebine koydum gittiler. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim burada Aydın da, Bey. Lütfen soru sorduğum şeyin cevabını verin. Ben diyorum ki tamam abla, sen ben neler yaptığınızı sormuyorum eşinize. Şunu soruyorum. Neden tamam size şiddet uyguladı? Şiddeti en başta kızıma bir telefon aldım. Tamam evet. mı? Ay. Şiddet oradan başladı. Sen Ay. Nasıl gam kızına telefon alırsın? Ama onun kendine yaptığımda demiyor. Ben bağlansın. Kızıma bir tane kızım telefon. Bağlansın. Benim kızım şu an. Seni istemiyor. Benim kızım bak. Gamze seni benim istemiyor. Kızım bak. Seni benim kezban, babalık da bitmiş çocuklar. Benim kızım şu an polisliği okuyor, onun yalan. Yüzünden psikolojisi bozuldu kızım. Fatma Hanım bir saniye. Yalan. Peki Aydın Bey, birincisi kızınıza bir şey almanızı istemediği için. Başka yalan. Neden? Mesela yalan. Yağ dökmeyi niye yapmak istedi gece Ay, yarısı? Yalan. Kıskançlıktan. Bir dakika. Mesela o yağ dök, bir cevap versin. Gece yarısı yağ dökme olayı neden oldu? Saat 3-4 civarı da yağı dökerken de bana. 3-4 civarı çünkü ben neden? Evden çıktım neden? Gittim. Kendini böyle mi savunuyorsun? Kıskançlık. Kendini böyle mi savunuyorsun? Utan. Fatma Hanım. Ben senin, olanları söylerim. Seninle, kesinlikle bende yalan Fatma yok. Ben gerçekleri konuşuyorum. Esra Hanım ben onunla evlendiğimde evim tamam. Aradan var. Bir dakika bir sakin ama bak ben dinleyemiyorum. Gece yarısı 3'te kalktı. Sizi kıskandı. Kimden kıskandı? Yalan. Bak bıçak yarasını göstereyim. Ay, bak, 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 tamam. Bak. Aydın Bey sizi yalan, kimden yalan. Kıskanmıştı? Yalan, kimden kıskandı yalan. O gün? Kendini öyle savunacak. Ablam erkeşten kıskanıyordu ya. Ay. Bir bayan oradan geçsin sanki milletin bayanı. Bayanlar bizim anamız bacımız ya. Aha bu kadın sana bak. Gitti. Ya haydi. Ablacığım. Aydın Bey. Bak diyor ya. Perdeciğim. Aydın Bey. Buyur Yasemin ablacığım. Hanım buyur. Sizin bacınız mı? Aa. Benim bacım değil. Niye bacım olsun abla? Siz herkes öyle zannediyor dediniz öbürü, ya. Öbür Fatma var ya. Fatma diyor ya evet. Bir tane bayan ismi kullanıyor orada. Evet. O benim o benim anam bacım evet. Fatma benim anam bacım diyor. Fatma dedi ki evet. helal et dedi. Hakkını helal et dedi bana geçen. Bana dedi ki kocandan zor kurtuldum dedi. Yalan dolan dedi çocuklarım zor kurtuldu dedi. Bir dakika. Yasemin. Bir dakika üst üste konuşma. Fatma Hanım'a cevap versin. Fatma Hanım. Diyorum o ilişki yaşadığını kabul etmiş sizi etti, öyle etti, mi? Etti evet etti özür diledi benden. Helallik tamam. istedi benden. Bir de Yasemin Fatma Hanım'ı yakalamış. Bir dakika. Fatma Hanım'ın mesajını yakalamış bir Yasemin. Bir cevap versin teker Yasemin. Teker cevap evet, versin. Yasemin yakalamış Yasemin. Ya şimdi Hanım. Ben ayrıldıktan sonra ben boşandıktan sonra sen de Hürsün evlenebilirsin gidebilirsin ben Hı. de aynıyım. Onları konuya katmayalım. Sen diyorsun ya beni aldattı. Ben seni aldatmadım. Önce sen beni aldattın. Aa. Sana. Bir dakika. Esra Hanım dinler misin? Esra Hanım bir dakika. Aydın Bey. İ20. Fatma Hanım İ20. Sizi nasıl aldattı? Bak abla bir dakika söylüyorum. Heh. Bak araba. Ben ona bir taksi almıştım. 2017-18 miydi? Bir dinliyorum bir saniye. Bak. Heh. Dinle abla. Söyle ben bunu aradım. Başka bir araçımla geldim ben. Onu gördüm. Araçla başka. Dedim neredesin canım? Dedi ben evdeyim. İyi dedim. Arama yalan. Ben arkasındayım. O yalan. Arabayı tanımıyor. Başka dur, araçla gidiyorum. Bak. Yalan. Bir dakika abla dinleyeyim. Bir dinle. Abla bir dinle. Tamam. Dinlemiyor ki bak. Konuşuyor. Abla ben bunu takip ettim. Tamam mı? Evet. Gitti. Orada okul var. Okulun ismini de vermeyeyim. Orayı da vermeyeyim. Toroslar'da bir yere gitti. Arabayı çekti okulun o parkına. Tamam mı ablacığım? Evet. Parkına çekti. Florino yanında durdu, arabayı kilitledi, bindi adamın yanına, yol aldı, ben de peşlerine gidiyorum. Hı. Bir daha aradım, dedim neredesin, ne yapıyorsun? Baktım arabayı çekti, sağa durdular. Tamam mı? Tamam, tanıyorsun, sağa durdu. Komşumuz tanıyorsun. Dedi ben, tanıyorsun. Dedi evdeyim. Dur bir anlatsın, bitirsin, evet. Bak,
Dedi evdeyim. Dedim evde misin? Evde ben değil, arabayı yapma, böyle arabayı onlar önüne sana. Kırdım. Arabayı önüne kırdım baktım. Arabayı çocuk fitesi geri taktı camınla şöyle bir iki parmak aşağı indi. Elimi camdan soktum böyle camı kırdım attım aşağı bunları tutmak için. Adam geri geri kaçtı bastı gittiler. Peki bir saniye Aydın Bey. Aldatma o bir. Bir dakika sen niye o kişiyle arabada buluştun? Bir dakika Aydın Bey. Bir dakika. Biz Bülent Bey bizim kendi 30 senedir bizim mahallemizin lokantacısı. Tamam sen niye arabada buluştun? Kız istemeye gittik kız. Arabada. Yok kız istemeye gidiyoruz. Bilmiyor mu Aydın Bey kız istemeye gideceğinizi? Cahide ablanın. Ablacığım, bir dakika Cahide abla. Karşı komşumuz. Evde demiyor kızımız istemez. Öyle bir sorun yok. Cahide ablanın yeğenini istemeye gittik. Doğru konuş. Bak doğruları konuş. O zaman istemeye giden insan diyor ki ben kız istemeye gidiyorum. Bir de sen adamı kız istemeye senden onu adamın bir dakika. Birlikte onu yani o adamla birlikte kız istemeye gittiklerini tek söylüyor. Değil. Hayır Cahit ablayı da aldım. Ormana doğru mu kız istemeye gidiyor? Ormanda mı kız isteniyor? Bizim evimiz zaten ormanda mı kız isteniyor? Bizim evimiz nerede? Toki'de. Dağın tepesinde bizim o, ev değil tamam mi? Da. Toki'de. Önünü Dalak Deresi'ne doğru vermiş ormana gidiyor. Kız ormanda mıydı? Ormanda mı istiyordu? Bizim ev nerede bizim ev? Bizim ev Toki'de değil miydi? Döndük. Dönüyorsun ya, oradan Esra Hanım. Bir saniye. Peki gelelim, siz bunu Aydın Bey. Ablacığım. Aydın Bey. İkinciye gelelim. Aydın Bülent Bey bağlansın Bülent Buyur Bey. Buyur abla. Bülent Bey bağlansın. Siz o kişiyi gördünüz yani de, evet. Düşündünüz ki aldatıyordu sizi evet. O adamla. Abla gördüm adam beni gitti şikayet etti. Bana vurdu adamın arabamı kırdı diye adam beni şikayetçi oldu evet, ya. Evet peki siz ne yaptınız sonra ayrıldınız mı Fatma Hanım'la ne yaptınız? Kaç sene? Ayrıldım gittim yine peşimi bırakmadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.